Yani şimdi Batı'da ya da Doğu'da herhangi bir kitapçıya gittiğinizde Müslüman dünyada İslam düşüncesi başlığı altında, Müslüman dünyada düşünce yaşamı başlığı altında bir metin aradığında şöyle bir manzara çıkar karşına. Genellikle modernite öncesi düşünceyle ilgili metinler yoğunluktadır. 1850'lerden önce üretilmiş olan düşünce akla gelir. Buna yoğunlaşıldığını görürsün. Ayrıca genellikle çağdaş İslam düşüncesi başlığı altındaki metinler genellikle siyasal düşünceyi ele alan metinler. Bir adım ileriye gittiğimizde dini siyasal düşünceyi ele alan. Bu iki boyuttan sorun. Birincisi yani İslam dininin yapısı itibariyle bir sorun. İslam dini sadece tırnak içinde dini olanı ele alan bir yapıda değil. Aynı zamanda dünyayı da kuşatan, ekonomiyi, siyaseti, ahlakı da kuşatan bir yapıya sahip. Buna dair önerileri olan, buna dair fikirleri olan, sistemleri olan, düşünceleri olan bir yapı. Bir. İkincisi, yani bu İslam dünyasında dini akımlar ya da İslam dünyasında dini düşünce dediğimizde genellikle içe kapanık, modern dünyanın yapısından, modern dünyanın meselelerinden kopuk, biraz anakronik, biraz tarihte kalmış bir düşünce karşımıza çıkıyor. Bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum ben. Yani Avrupa'da, Amerika'da Müslüman dünyanın düşüncesinin arkaik bir düşünce olduğunu, bugünü yakalayamadığını, bu çağı yakalayamadığını düşünen onlarca insan var. Bir arkeolojik malzeme gibi görüyorlar bu dünyadaki fikirleri, bu dünyadaki gelişmeleri. Dolayısıyla bu anlamda özellikle kitabın ismine dikkat etmişsinizdir. Yani ben çağdaş İslam düşüncesi tabirini kullanmıyorum. Çağdaş düşünce tabirini kullanıyorum. Yani bu bir çağdaş düşünce. Yani nasıl ki Heidegger'in düşüncesi çağdaş düşünce ise, nasıl ki mesela Batı'daki herhangi bir sanatçının sanatı çağdaş sanatsa, kimi diyelim mesela Salvador Dali'yi diyelim, nasıl ki o bir çağdaş sanatsa, ben işte Heidegger'e yaşıt olan diyelim Sait Halim Paşa'nın da çağdaş düşünce olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl ki Heidegger'e çağdaş Alman düşüncesi demiyorsak, Sait Halim Paşa'ya da ayrıca bir vasıflandırıp ayrıştırmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani burada Müslüman dünyada oluşturulmuş olan, Müslümanlığın perspektif ve gündemiyle oluşturulmuş olan ama özü itibariyle bugün içinde yaşamış olduğumuz evrenin, bugün içinde yaşamış olduğumuz dünyanın meseleleriyle yüzleşme etrafında ortaya çıkmış olan bir düşünce var. Buna çağdaş düşünce demek gerekiyor. Mekanını belirtmek için, yerini belirtmek için Müslüman dünyada çağdaş düşünce diyebiliriz. Müslüman dünyadaki çağdaş düşünceyi ele alıyoruz. Dolayısıyla bu eser hem bir taraftan bu kadar hacimli bir metin yok. Çağdaş dönemde üretilmiş olan düşünceyi ele alan bu hacimde metinler yok. Çok ilginçtir. Yani bazen hakikaten insan hayret ediyor. Yani yok mudur? Yani birisi bana dese ki yok, ben derim ki hadi ya, yeterince araştırmamışsın, vardır derim yani. Değil mi? Bazen öyle oluyor. Vardır ya, sen bulamamışsındır. Ama yok. Tabii onu reddedenler var. Ama hani akademik bir mesele. Akademide bununla ilgili bölümler var. Bunu çalışan hocalar var. Yani Müslüman dünyada düşünce yaşamına yatırım yapan yayın evleri var mesela. Kütüphaneler var, bakanlıkların departmanları var, üniversiteler var, varoğlu var. Peki bu varlar içerisinde üretilen düşünce nerede? O yok. Parça parça tartışılıyor. Genellikle zaten Müslüman toplumlarla ilgili sorun bu dünyadaki herhangi bir şeyin bütünlükte olarak ele alınamıyor oluştur. Bunu bir kenara not edin. Yani siyasal hareketlerde, gündelik yaşamda, düşüncede, ekonomide bütünlüklü bir şekilde değerlendirilmekten uzaktır. Bizim bence en önemli vazifemiz bunu bütünlüklü hale getirmek. Mesela gidin, ben 2 sene önce böyle bir tecrübe yaşadım. İşte Oxford'a gitmiştik. Orada Oxford University Press'in işte 13-14 katlı bir binası var. 2 katta aşağıya doğru iniyor. Girdik, benim işte derlediğim bir The Debates on Civilization in the Muslim World diye bir kitabım var. Oxford University Press'ten çıkan. Dedim ki ya şu kitap nerededir dedim. Dediler ki o -2. katta. Girdim. -2. kat yani bizim bu binanın 2 katı oturum alanına sahip olan, yaklaşık 400-500 metrekare oturum alanına sahip olan bir binadan bahsediyoruz. -2. kat olduğu gibi companionlar, handbooklar, sözlükler ve atlaslar katı. Sadece Oxford University Press'ten çıkmış olanlardan bahsediyorum. Yani şöyle bir kaba hesap yaptık yanımdaki arkadaşlarla.
Muhtemelen Oxford University Press 500-600 tane bu tür eser yayınlamış. Handbook yayınlamış, Atlas yayınlamış, Companion yayınlamış. Ne demek bu? Bu metinlerin ana özelliği şu. Bu metinler orada üretilmiş olan düşünceyi herhangi bir disiplinde, üretilmiş olan düşünceyi bütünlüklü hale getiriyor. Yani mesela diyelim ki bir Handbook of Sociology. Handbook of Sociology, handbooklar genellikle şöyle bir türdür. Belli bir alanda mevcut araştırmanın gelmiş olduğu yeri temsil eder. Companion şöyle bir türdür. Yeni ürünlerden ziyade daha çok böyle belli bir alanda öne çıkan metinlerin değerlendiği, etkili metinlerin değerlendiği bir türdür. Sözlükler alanın terminolojisini, dilini ortaya çıkarıyor. Atlaslar da daha çok görselleştirerek akışları ve geçişleri gösteren metinler. Şimdi geliyorsunuz burada, yani Türkiye'de bakıyorsunuz bu türde ne kadar metin üretiliyor? Çok az metin üretiliyor. İslam dünyasına gidiyorsunuz, çok az metin üretiliyor. Bunların rolü düşünceyi değerleyip toparlamak. Bütünlüklü hale getirmek. Belli bir alanda ne varsa onu özleştirip, özetleyip aktarmak. Dolayısıyla her seferinde biriktire gitmeye yol açan metinler. Yani bunun mesela bu kitap şimdi hazırlandı. 10 yıl sonra bir daha hazırlanması gerekiyor. Yeniden, yeni bir perspektifle, yeni bir bakışla, yeni malzemeyle üretilmesi lazım. Ben 10 yıl diyorum da bir başkası bunu gelecek senede yapabilir yani. İlle de 10 yıl beklemek gerekmiyor. Mesela kitabın girişinde diyorum ki ben bunu entelektüel tarih perspektifinden ele aldım. Entelektüel tarih, düşünce tarihi yaklaşımından değil, entelektüel tarih yaklaşımından bu metin hazırlandı. Ne demek bu? Bu demek bu kitap bir perspektife sahip olarak oluşturuldu. Bir başkası çıkıp diyebilir ki, demeli ki, hayır arkadaş, entelektüel tarih perspektifi doğru değil. Bunun aslında düşünce tarihi perspektifinden yazılması lazım deyip alternatif bir metin yazması gerekiyor. Yeniden derlemesi gerekiyor. Ben bu metinlerin aslında böyle bir kışkırtıcılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla niye ihtiyaç var? Bir, yok. Yok olduğu için ihtiyaç var. İki, bu dünyada çok canlı bir düşünce üretimi var. Bu toplumlarda çok canlı bir düşünce üretimi var. Bu düşünce üretiminin ortaya çıkarılması gerekiyor. Üç, bu düşünce üretiminin, bu canlı düşünce üretiminin bütün o dünyadaki düşünce üretimiyle konuşacak bir biçimde ortaya çıkarılması gerekiyor. Yani benim iki tane çok temel neden ifade edebilirim. Birisi, bu dünyada siyasal, toplumsal, ekonomik yaşam parçalandı. Yani sömürgeciliğe maruz kaldı. Sömürgeciliğin uyguladığı şiddetle parçalandı, kendi bütünlüğünü, kendi kurumsallığını, kendi iç ilişkilerini sürdüremedi. Bir. İkincisi, modernitenin kendi yapısından ötürü bir yeniden kurma da söz konusu olmadı. Çünkü modernite sürekli kendisini yeniden tanımladığı için, aslında özü itibariyle bir tanımsızlıktan beslendiği için, kendi karşısında bir tanıma sahip olan her şeyi arkaik kılan bir mahiyete sahip, bir tabiata sahip. Dolayısıyla aslında moderniteyle yüzleşme ekseninde bu dünya hakkında kalıcı, bütünlüklü söylenecek her şey özcü olarak nitelenip reddedildi. Yani belli bir değişmez bir temelden beslendiği yönünde bir fikirle reddedildi. Bu da dolayısıyla bu Müslüman dünyada üretilen düşüncenin hem o kurumsal ve yapısal süreksizliği, hem de yüzleştiği, kendisini aşma iddiasında olan düşüncenin özsel kayganlığı, esnekliği sebebiyle o bütünselliğini kaybetti. Bütünsellik iddiasını yitirdi. Yani modern düşünce teknik olarak yaşam ilişkilerini, tabiatı, insanın hareketini açıklama noktasında yeni bir veçe oluşturdu. Problemi yeniden kurdu. Bunu inkar edemeyiz. Kendisinden önceki bütün düşünceleri aşan bir taraftı bu yani. Maddenin yapısına dair, canlıların yapısına dair, evrenin yapısına dair yepyeni bilgiler üretti. Yepyeni bakışlar üretti. Bütün o şeyi sarstı. Kendisinden önceki bütün o düşünce yapısını sarstı. Bugün diyelim ki yani herhangi bir kelam kitabını açtığınızda biz bunu mesela çok görmezden geliriz ama yani o kelam kitabının üzerine kurulu olduğu kozmoloji aslında yanlışlanmış bir kozmolojidir. Aşılmış bir kozmolojidir. Yani halen daha biz sanki
işte sabit bir gök, sabit bir alem var ve onun üzerinden gidiyoruz. Klasik dönemde bütün kelam kitapları öyle. Hareketli kozmoloji üstüne kurulmuyordu. Şimdi yeni kelam onu kuracak mı kurmayacak mı bilmiyoruz. Tartışmalar var. 1920'lerden itibaren yeni ilmi kelam tartışmaları içinde buna yönelik girişimler var. Tamamlanmış bir girişim mi? Hayır. Dolayısıyla modernitenin ortaya getirmiş olduğu bilgi, organizasyon, ilişki evet aştı. Fakat aşması sorun mu? Bence değil. Yani bu bilgi dediğiniz şey zaten dünya tarihi boyunca böyle üretilmedi mi? Hep böyle üretildi. Yani bilginin Müslümanı, bilginin Hristiyanı, bilginin Hintlisi yok. Bilgi, bilgidir. Bir şeyi açıklıyorsa açıklıyordur, açıklamıyorsa açıklamıyordur. Dolayısıyla tarih boyunca mesela Müslümanlar ne yaptılar? Tarih boyunca Müslümanlar karşılaştıkları toplulukların, içlerine aldıkları toplulukların bilgisini kullandılar. Rahatlıkla başvurdular, onları kendi kurumlarında çalıştırdılar, yer verdiler, değerlendirdiler, eleştirdiler. Bir şey yakaladılar, bir yeni bir bilgi türü yakaladılar. Zaten bilginin gelişimi böyle. Yani küçükken annemin anlattığı bir masal vardı. Çok hoş bir masaldır. Aynayı bulan usta Çin'de, aynayı bilgisini gizlemek istiyor. Şimdi ayna ne işe yarar? Ayna birisi ona baktığında aynadır. Aynayı gizlerseniz ayna olmaz. Dolayısıyla usta da bulduğu şeyi anlatabilmek için insanlara göstermek zorunda. Gösterdiğinde de aynanın arkasındaki şeye biliyorsunuz sır derler. Sırrı da fahiş olur aynanın. Yani bilgi böyle bir şeydir. Bilgiyi ortaya çıkarttığınızda, yeni bir teknik oluşturduğunuzda, yeni bir bilgi geliştirdiğinizde aslında o yayılır. İşe yararsa dönüştürür, yeni bir atlas oluşturur, yeni bir bakış oluşturur. Dolayısıyla da aslında bilginin bu anlamda evrensel bir mahiyeti vardır. Buradaki sorun şu, modernite bu bilgiyi üretirken Müslüman toplumların bu bilgiyi alma, işleme kapasitelerinde sorun çıktı. Alıp dönüştürme, işe yarar hale getirme, yeniden kullanıma sokma hususunda sorun yaşadı. Bunun sebebi bence İslam düşüncesinin kendi içindeki daralmadır. Yani biz hep moderniteyi suçluyoruz. Biz hep moderniteye rol biçiyoruz bu süreçte. Aslında yani hikaye şudur, Batılılar dünyaya yayılmadı, Müslümanlar geri çekildiler. Dünyayı kuşatacak, o bilgiyi alıp yeniden kendi içinde yorumlayacak bir perspektif, bir çerçeve oluşturmazsan her zaman yeni bilgi üretenler avantajlıdırlar, alırlar, dönüştürürler. Yeni bir hayat kurarlar, o yeni hayatta gelir, seni de alır içine, dönüştürür seni de. Yani dolayısıyla hani bu anlamda baktığımızda problem aslında biz bugün moderniteyle karşılaşma olarak ifade ediyoruz ama problemin birinci tarafı daha önemli. Yani İslam düşüncesinin kendi içindeki o dinamik yapısını, o dönüştürücü, kapsayıcı yapısını kaybetmesi çok daha yakıcı bir problem. Bu kitapta hasreten, yani bu moderniteyle karşılaşmanın ve modern dönemde üretilen düşüncenin nasıl aslında aynı zamanda hem Müslüman toplumlar için hem de bütün küre ölçeğindeki farklı toplumlar için kapsayıcı olabileceğini de tartışmaya çalıştık. Yani sadece lokal bir bilgi türü olarak değil, yani sadece Müslüman toplumlara mahsus bir bilgi türü değil, bütün dünya üzerindeki tartışmalara adapte edilebilecek bir bilgi olarak bunu üretme çabası içindeyiz. Yani Mısır'daki milliyetçilik tartışmalarından hareketle Latin Amerika'daki milliyetçilik hareketlerini tartışabiliriz biz. Tartışmalıyız. Bu yapıldı. Biz bugün başka toplumlar için üretilmiş olan teorilerle kendi toplumlarımızı açıklamaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü toplum evrenseldir. Oradaki bakış açısı 3 aşağı 5 yukarı burayı da tutar. Doğrudur. Öyledir yani. Tutabilir. Ama peki burada üretilen bilgiyi ben mesela bir İngiliz toplumunun sorununu çözmek için kullanabilir miyim? İşte o zaman diyorlar ki hayır kullanamazsın. Niye kullanamazsın? O lokal bilgi çünkü. Sen onu evrensel perspektifle üretmeden. Hayır. Müslüman toplumların tecrübeleri, sorun çözme biçimleri, hatta moderniteyle yüzleşme biçimleri bana soracak olursanız mesela bugün İskandinav toplumunun, bugün İngiliz toplumunun, Amerikan toplumunun yaşadığı sorunları çözebilecek tecrübeler üretti, bilgiler üretti. Bunu yüksek sesle söyleyebilmemiz gerekiyor, bu dille tartışmamız gerekiyor. Tam olarak bu yani mesela diyelim ki İran'da ulus devletle ilgili yeni deneyler yapılıyor. Yani mesela İran deneyini hep şöyle tartışıyor
çağdaş dünyadaki entelektüeller, bizim kendi dünyamızdaki entelektüeller de hep Avrupa ulus devlet modelinden bir sapma olarak tartışıyorlar. Ya bu yeni bir deney, işte bu mesela diyelim ki bu deney Almanya'da yapılsa çok kıymetli olacak. Yani başarısızlıkları var, sorunları var, yok mu var? Ama peki bu ne üretiyor aynı zamanda? Hangi problemlerin üstesinden geliyor? Buna bakmıyoruz genellikle. İslam dünyasındaki hareketlilikler genellikle modernitenin bir sapması olarak hep değerlendiriliyor. Halbuki bunlar özü itibariyle kendi içinde kıymetli, insani tecrübeyi biçimlendirmek anlamında da paha biçilmez deneyimlere tekabül eden tecrübeler. Evet, yani Müslüman dünyada tarihsel olarak iki tane ana havza mevcut. Bunlar sizin de bildiğiniz üzere Mağrip ve Maşrik olarak ifade edilir. Yani Şark İslam dünyası, Garp İslam dünyası diye. Hani münhasıran Garp İslam dünyası Endülüs için de kullanılır ama temelde aslında Bağdat, Şam ve ötesi ifade etmek için Mağrip, İran ve Berisini ifade etmek için de Maşrik kullanılır. Burada zamanla dört tane ana merkez ortaya çıkmış vaziyette. İkisi Şark dünyasında, ikisi Garp dünyasında. Dört alt merkez ortaya çıkmış vaziyette. Bunlar İslam dünyasının dört sütunudur aslında aynı zamanda. İslam düşüncesinin üzerinde yükseldiği dört ana sütunu ifade eder. Bunlar dört payandadır. Bir taraftan işte Endülüs'te şekillenen, daha sonra Kuzey Afrika ve en son işte Eser üzerinden Mısır'da odaklanan bir düşünce dünyası söz konusu. Bir taraftan Bağdat, Şam'da gelişen ama daha sonra Anadolu ve en sonunda İstanbul'da şekillenen, İstanbul'da odaklanan bir düşünce dünyası söz konusu. Öte tarafta İran'da biraz da özel olarak hani İran'ın kendi içsel yapısı sebebiyle diğerlerinden hafif zamanla kopuk bir şekilde oluşturulmuş olan, özgün bir şekilde oluşmuş olan diyelim düşünce dünyası. Ve Hint alt kıtasının kendi düşünce gündemiyle, kendi gündemiyle yoğrulmuş olan düşünce dünyası söz konusu. Özellikle Hint alt kıtası tabiri burada önemli. Çünkü Hint alt kıtası dememizin bu anlamda üzerinde hakikaten durulması gereken bir nedeni var. Şimdi bu dört bölgenin alt uzantıları var. Yani mesela Mısır düşüncesinin hemen çemberinde yer alan Kuzey Afrika var, Doğu Afrika var. Yani bu özellikle Darüsselam'da üretilmiş olan, Sudan'da üretilmiş olan düşünce çok önemli bir düşünce. Kuzey Afrika düşüncesi önemli ama yani ana havzanın bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Mesela Balkanlar'da bir Müslüman düşünce var. Yani bu İstanbul'un uzantısı Balkanlar. Yani bu anlamda baktığımızda Güneydoğu Asya, Malay dünyası, işte Hint düşüncesinin bir uzantısı. Çağdaş dönemde kayıp bölgelerimiz var bir de. Yani mesela Orta Asya kayıp bölgemiz. Yani neredeyse bitme noktasına gelmiş olan bir bölge. Çin İslam topluluğu, düşünce dünyası, çok zengin bir düşünce dünyası. Burası bir kayıp bölge. Aynı zamanda ama bir de yeni bir halka ekleniyor buna. Batı İslam düşüncesi ekleniyor. Yani gerek sömürge mirası topluluklar, gerekse ihtida eden düşünürler ve akademisyenlerin katkıları, gerekse İslam dünyasından batılı üniversitelere gidip, batı üniversitelerine gidip orada eğitimlerini tamamlayan, orada hoca olarak çalışmalarına devam eden isimlerin oluşturduğu yeni bir şekilde filizlenen, çiçeklenen bir Batı İslam düşüncesi var. Yani kayıplarımız var ama aynı zamanda eklenen yeni halkalar var. Dolayısıyla ikinci bir proje olarak biz ikinci bir dört kitaplık bir seri üzerinde çalışıyoruz şu anda. Kuzey Afrika'yı içine alacağız. Yani Fas, Tunus, Cezayir, Libya'yı içine alan bölge. Aynı zamanda Güneydoğu Asya'yı, Malay dünyasını, Malezya, Endonezya, Singapur içine alan bir bölge. Balkan düşüncesini ele alan bir üçüncü kitap.
ve Batı İslam düşüncesini içine alan, Batı'da şekillenen İslam düşüncesini içine alan bir dördüncü kitapla tamamlayacağız. Bence bunun iki eksiği kalıyor. Kazan ve Rus dünyasındaki çağdaş düşünce çok önemli. Aynı canlılıkla sürdürülmese de buradaki düşünce dünyası önemli. Ve Doğu Afrika'daki düşünce üretimi önemli. Bunların da ilerleyen zamanlarda tamamlanması gerekiyor. Sonra bütün bunların ortak problemlerinin, ortak meselelerinin, ortak kavramlarının yeniden harmanlanıp daha küçük hacimli eserlerde yeniden incelenmesi gerekiyor. Yani belirli açılardan buna farklı cevaplar verebiliriz. Yani mesela diyelim ki İran'da çok canlı bir düşünce, tartışma ortamı var. Özellikle dini düşüncenin kendi içsel dinamiklerini tartışmak açısından İran'da bir canlılık var. Mesela Mısır son 10 senede bu anlamda büyük irtifa kaybediyor. Hem akademik üretim anlamında, cari akademik üretim anlamında, hem düşünce üretim anlamında, hem de Müslüman dünyanın veya dünyanın geri kalanıyla temas anlamında bir içe kapanma yaşıyor. Mesela bu anlamda baktığımızda Hint alt kıtası, biraz da İngilizce konuşabilmenin, İngilizce yazabilmenin de getirdiği bir avantajla dünya ile etkileşim ve dünyaya farklı fikirleri sunmak bakımından diğerlerinden çok fazla öne çıkıyor. Çok daha güçlü bir entegrasyonu var dünyaya. Hint dünyasında üretilen düşüncelerin, tartışmaların çağdaş düşünceye de etki ettiğini görüyoruz. Mesela bu anlamda bir ayrıksalığı var. Fakat şunu söyleyebiliriz. Türkiye siyasi, iktisadi ve askeri manada üretmiş olduğu performansı düşünce anlamında ürettiğini söylememiz güç. Maalesef. Yani mesela Türkiye'den farklı bir performans beklersiniz. Daha öne çıkmasını beklersiniz. Buradan üretilmiş olan düşüncelerin İslam dünyasına ve dünyanın geri kalanına daha fazla gitmesini, sirayet etmesini beklersiniz. Bizden gidenler genellikle cemaatlerin veya devletin biraz inorganik bir şekilde, suni bir şekilde tercüme yoluyla yollamış olduğu metinler. Bu da etkileşimi çok azaltıyor. Fakat Türkiye'nin avantajı da burada şu. Çağdaş akademik formasyon içerisinde daha güçlü bir üretim var Türkiye'de. Akademik metin üretimi anlamında daha güçlü bir üretim söz konusu. Ekonomisinin, siyasetinin son 20 yıldır çok stabil olması, istikrarlı olması ve güçlü olması da bu anlamda gittikçe Türkiye'nin düşünce üretimi anlamında diğerlerine nazaran öne çıkmasına da yol açıyor. Yani beslemeden durmaz. Mutlaka besler, mutlaka ihtiyaç duyar. Tam da işte o ARF'ye geldiğimiz için zaten bu kitaplar çıkıyor. Yani siyasi, iktisadi ve askeri güç bir düşünce birikimine ihtiyaç duyduğu için, kendisini temellendirecek bir düşünceye ihtiyaç duyduğu için işte bu tür kitaplar çıkıyor. Bu kitap işte YTB'den çıktı. Yani neticesinde bir kamu kurumu bunu projelendirdi, bir kamu kurumu talep etti. Ben bunun çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Sadece YTB değil, bugün hakikaten mesela Yazma Eserler Başkanlığı başlı başına çok önemli bir göstergedir. Ya da ne bileyim bugün restore edilen, kurulan kütüphaneler başlı başına bir göstergedir. Kurulan kültür merkezleri başlı başına bir göstergedir. Bu bize şunu gösteriyor, 10 sene sonra biz buradan hakikaten dünyayı besleyecek, düşünceler üretebilecek bir potansiyele sahip olabiliriz. Şöyle bir durum söz konusu. Biz kitapların sonuna düşüncenin gelişimini ele alan kronolojiler ekledik. Yaklaşık işte 200 madde ile 350-400 madde arasında oluşan kronolojiler var. Türkiye kronolojisi biraz daha detaylı. Yaklaşık her biri 7-8 sayfa uzunluğunda. İşte 200-250 arası girdiği barındıran kronolojiler ekledik. Düşünce yaşamının gelişimini ele alıyor bu kronolojiler. Siyasal gelişmeler, iktisadi gelişmeleri de kapsıyor ama ağırlıklı olarak düşünce yaşamına odaklanıyor. O düşünce yaşamındaki gelişmeleri etkilediği boyutuyla bu diğer alanlardaki unsurları katıyor. Bu böyle kronolojiler yok. Hazırlanmamış şimdiye kadar. Yani mesela Türkiye'deki düşünce yaşamı ile ilgili de yok. Var.
çok zayıf. Yani 20-30 girdili, çok sınırlı dönemleri ele alan ya da sınırlı alanlarla ilgili, mesela edebiyatla ilgili kronoloji var. Askeri gelişmelerle ilgili kronoloji var. Fakat düşünce yaşamıyla ilgili bütünlükte ele alan, yani mesela diyelim ki çok meşhur bir romancının ilk romanı ne zaman yayınlandı? Kör Baykuş ne zaman yayınlandı? Kör Baykuş İran'da yayınlanırken Türkiye'de ne yayınlanmıştı? Orada matbaa kurulurken burada ne olmuştu? Orada milli kütüphane açılırken burada ne olmuştu? Orada çok meşhur bir yayın evi yayına başlarken ya da orada çok meşhur bir dergi kapanırken burada ne olmuştu? Şöyle bir şey çıktı ortaya. Çok ilginç. Yani bu dört ülkenin kronolojilerini üst üste koyup baktığımızda, hani eskiden fotoğrafları tab ederdik ya, tab etmek, o üst üste getirmektir tab etmek aslında. Yani asır resmi yakalayabilmek için. O üst üste koyduğumuzda gerçek resim çıkıyor ortaya. Ve o gerçek resim şöyle bir resim. Bu ülkeler asla birbirinden kopmadılar. Asla kopmadılar. Benzer hadiseler birkaç yıllık gecikmelerle bu ülkelerde birbirini takip eder bir biçimde gelişti. Çünkü yüzleştikleri problemler aynı, beslendikleri gelenekler aynı ve oluşturdukları toplumsal yapılar çok birbirine benzer. Dolayısıyla da bu ülkelerdeki gelişmeler asla birbirinden kopmadı. Bu ülkelerdeki tartışmalar birbirine çok rahat tercüme edilebilir tartışmalar. Bu ülkelerdeki fikirler, görüşler dolayısıyla birbirini çok ciddi bir biçimde mayalayan görüşler. Olgusal süreklilik, algısal süreklilikten daha güçlü bu dünyada. Hint halk kıtasına gitmeyin. Yanı başımızda komşumuz, coğrafyadaki en büyük rakibimiz, değil mi? İran hakkında ne üretilmiş hiç merak ettiniz mi? Bir girin bakın. Mesela Şeyh Sadi Şirazi ile ilgili onlarca metin bulursunuz. Aynı şey İran için de geçerlidir. Mevlana ile ilgili onlarca metin bulursunuz. Ya da Şeyh Galip ile ilgili onlarca metin bulursunuz. Ama bugün mesela İran'ın en güçlü şairi ile ilgili, İran'ın en güçlü romancısı ile ilgili, hadi İran filmleri ile ilgili yine biraz ilgi var, yine biraz bilgi var. Ama bir inceleme bulamıyorsunuz. Yani ben çok mesela zorlandım bu hususta. Kitapların içeriklerini oluştururken bile zorlandım. Yazacak kişileri bulurken de çok zorlandım. Türkiye'den isim bulamadım mesela bu iki kitap için. İran ve Hint halk kıtası kitapları oldukça bu bir imkana dönüştü tabii. Yani dünyanın neresinde o konuyu en iyi kim yazabilecekse onu bulduk, ona yazdırdık. Ama aynı zamanda bize bir ihtiyacı da gösteriyor. Yani biz bu toplumların çağdaş durumlarını merak etmiyoruz. Biz merak etmiyoruz ama ilişki kopuyor mu? Kopmuyor. Problemler aynı. Bu daha güçlü bir bağ. Problemin kendini dayatmasından kaynaklanan bir bütünlük söz konusu. Muhafazakarlık, hatta tutuculuk da diyebilirdim. Değişmeme yönündeki güçlü arzu. Bunu anlayabiliyoruz. Hızlı ve geniş ölçekli değişim tepkisel olarak eskiye, maziye sarılmayı, eskiyi, maziyi kutsamayı ve onu olduğu gibi sürdürme arzusunu türetebilir. Ama işte bizi içinde yaşamış olduğumuz dünyadan, yaşamış olduğumuz hayattan koparan, bu dünyaya söz söylememizi engelleyen, elimizdeki farklılıkları, birikimleri ortaya çıkarıp sunmayı mümkün olmaktan çıkaran şey de tam bu geçmişe saplanıp kalma, koruma arzusu. Müslüman dünya bilgisayarın güvenli modunda gibi yaşıyor. Güvenli mod, tehdit algıladığında bilgisayar kendini güvenli moda alıyor. Evet, güvenli ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani Müslüman dünyadaki düşünce üretimini bugün de en fazla tehdit eden şey, tehdit algısıyla, modernitenin oluşturduğu tehdit algısıyla oluşan korumacı refleks. Müslümanları geçmişte dünyanın merkezine getiren şey açılımcılıklarıydı. Farklı düşünce geleneklerini, farklı birikimleri, farklı havzaları çok kolay bir şekilde kapsayabilmeleriydi. O yeteneği kaybettikleri için zaten bugün dünyanın periferisindeler. Coğrafya olarak merkezindeler ama düşünce olarak çeperindeler. O yeteneği, o kesbetmeyi, oluşturmayı imkansız hale getiren de Müslüman toplumların içe kapanması. Anlaşılabilir bir şey. Yani size karşı bir tehdit geliyorsa ilk yaptığınız şey başınızı ellerinizin arasına alıp kendinizi korumaya almanızdır. Ama başınızı ellerinizin arasına aldığınızda aslında kendinizi koruyamazsınız. Çünkü gelen tehditleri görmez hale gelirsiniz. Gözlerinizi kapatmış olursunuz. Bir süre başınızı ellerinizin arasına aldınız. Ama sonra gözlerinizi açıp etrafa bakmak, yeni bir durum oluşturmak, yeni koşullara göre yeni fikirler üretmeniz gerekiyor.
Müslüman dünyanın bugün bence en çok yüzleştiği mesele kendi kendisini oluşturmuş olduğu bağlardır. Bugün iç tartışmalarımızın etrafında döndüğü meselelere bir bakın. Bunların ne kadar böyle bağlayıcı, ne kadar kısıtlayıcı tartışmalar olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Tam da zaten ortaya çıkartmaya çalıştığımız şey bu. Yani bu dünyada çok ciddi bir şekilde modern problemlere yönelik üretilen çözümler var. Ve bu çözümlerin belirli bir şekilde bütün dünyaya sunulması gerekiyor. Çünkü bütün dünya bu problemlerle uğraşıyor. Yani sosyal adalet problemine, toplumsal dayanışma problemine, yönetime katılım problemine dair güçlü fikirler, hatta yer yer güçlü uygulamalar var, güçlü alternatifler var. Bunların estetik bir şekilde dünyaya sunulması gerekiyor. Yani bizim bugün kaç kişi Allah'ınızı severseniz Türkiye'de demokrasi tartışmaları olduğunda dönüp Sait Halim Paşa'yı okuyor. Yani Robert Dahl'ı okuyor, Dworkin'i okuyor ya da ne bileyim işte Huntington'ı okuyor. Ama Sait Halim Paşa'yı kim dönüp okuyor? Bizim kendimiz için söylüyorum. Yani Sait Halim Paşa'yı arkaik bulanlar için zaten söyleyecek bir şey yok. O adam için Sait Halim Paşa diye biri yaşamadı, yaşamasa iyi olurdu diye bakıyor pek çoğu. Onlara söyleyecek bir sözüm yok. Ama Sait Halim Paşa'yı önemsediğini söyleyen, Müslümanlığın bizim için kim temel kimlik olduğunu, çok önemli olduğunu, vazgeçilmez olduğunu söyleyenlerin kaçı dönüp okuyor. Halbuki Sait Halim Paşa bence çağdaş demokrasi problemine bence en güçlü alternatifi, en güçlü öneriyi getiren kişi. Yani bir yerde ben Tocqueville üzerine de yazdığım için biliyorsun. Ben mesela Tocqueville'in tartıştığı meselelerin neredeyse tamamına yakınını tartışan ve Tocqueville'den daha az çelişkili çözümler öneren, daha radikal çözümler öneren yer yer bir isimdir Sait Halim Paşa. Hiç gördünüz mü Sait Halim Paşa'nın Demokrasi Teorisi diye bir metin? İnsan hakları sorununa Musa Kazım Efendi nasıl bir çözüm önerdi? Gördünüz mü böyle bir metin? Bu bizim problemimiz. Bizim bu düşünceleri önce teori olarak kabul etmemiz, önce bunların çözüm olduğunu kabul edip peşinden gitmemiz, eleştirmemiz, sorgulamamız, sonra da dünyaya sunmamız gerekiyor. İşlememiz gerekiyor. Bizim olduğu için değil, çözüm olduğu için. Yani aynı meseleyi Tolstoy için de yapalım canım. Tolstoy'un da güçlü önerileri var. Ya da Octavio Paz için de yapalım. Onlar da moderniteyle yüzleşmek için de çok güçlü teoriler ürettiler. Yani kimden gelirse gelsin Heidegger'i önemsediğimiz kadar ya da Sartre'ı önemsediğimiz kadar mesela Ali Şeriat'ı önemsememiz lazım. Bunlar birbirinden beslenen de isimler ayrıca. Yani mesela siz hiç duydunuz mu Sartre'ın Ali Şeriat'ı okuduğunu? Okudu. Ya da Foucault'un Cezayir tecrübesinin onun düşüncesini kurmasına nasıl yardım ettiğini hiç bir yerde okudunuz mu? Bunlar tartışılıyor artık. Ya da Bourdieu'nun bugün sosyolojik kasıp kavram, Bourdieu'nun temel metinlerini, temel kavramlarını Cezayir deneyimi üzerinden geliştirdiğini biliyor muyuz? Yani bu anlamda Batı düşüncesinin kendi içsel canlılığını sürdürmesi de burayla temasına bağlı. Çünkü modernite şöyle bir şey yaptı. Düşünceyi çok yapılandırdı. Çok yapılandırdığı için bu üretkenlik getirdi ama bir süre sonra da sürdürülebilirlik sorunu oluşturdu. Çok kalıplı hale getirdi. O yüzden bugün Batı düşüncesinin kendi problemlerini ele alıp yeniden formüle edebilmesi de ancak Batı dışı dünya ile temasına bağlı. Yani Roy Başkar diye birisi var işte eleştirel realizm. Roy Başkar Hint düşüncesiyle temas içerisinde olduğu için eleştirel realizmi geliştirebiliyor. Ve en güçlü, en açılımcı damar olarak bugün kendisini gösteriyor çağdaş Batı düşüncesi içerisinde. Biz bu bağlantıları ihmal etmememiz lazım. Burada üretmiş olduğumuz düşünceyi dünyaya sunma hususunda ve bunun bir çözüm olarak sunulması hususunda daha cesur olmamız gerekiyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. Ben bu havzada üretilmiş olan düşüncenin aynı zamanda modernitenin takılmış olduğu, kendi içerisinde üretkenliğini kaybettiği, sorun çözmede başarısız olduğu noktaları aşmada çok güçlü bir alternatif teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu şu anlama gelmiyor yani moderniteye eklemlenecek, ona yama olacak, onun eksiklerini, gediklerini kapatacak bir düşünce değil. Ama kendi içerisinde zaten bir farklı bir düşünüşü, insanlık için farklı bir alternatifi, farklı bir modeli sunabilecek bir potansiyele sahip olduğu için böyle. Yani varlığı, eşyayı, insan ilişkilerini, yönetimi,
iktisadı, şehri, sosyal hayatı, eğitimi yeniden farklı kavramlar altında tartışabilmenin zeminini kurduğu için böyle. Zaten o yüzden de bugün mesela Batı'da niye Müslüman dünya gündemi var? Müslüman dünyanın nesi var? Allah'ını seversen. Yani şöyle bir kenardan baktığında şunu diyebilirsin. Ya burayla niye uğraşılıyor ki? Yani zaten kendi iç problemleri çok fazla. Kaos içinde, bunalım içinde. Zaten herhangi bir üretkenliği olmayan bir dünya değil mi? Bir açıdan baktığında. Niye burayla bu kadar çok uğraşılıyor? Niye burası bu kadar merkeze alınıyor? Tam da bu modernitenin o evrensellik iddiasını aşabilecek, modernitenin yani insanlığı taşımayı vaat etmiş olduğu ufka insanlığı taşıyabilecek bir alternatif oluşturduğu için Müslüman toplumlar zaten bu kadar tartışmanın odağında, gündeminde. Bunu biz bir tek buradakileri anlatamıyoruz.